Ben öncelikle bu vatan için canını siper eden, hiç gözünü kırpmadan tankın üzerine çıkan, kurşuna göğüs gelen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımızda da acil şifalar diliyorum. Amin. Tabii bu olayda çok dostumuz şehit oldu. Bizzat yakıyla tanıdığımız insanlar, yaralı arkadaşlarımız var. Tabii bunlar bizim için çok şey, yani kalanlar için üzücü bir olay ama oradaki şehadet mertebesine eren insan için ne kadar mutlu bir şey. O orada gitti. Şimdi biz onun öbür dünyada bize şefaat etmesini bekleyeceğiz. Bunlar bu ülkenin gerçekten şehitleri, demokrasi şehitleri. Zaten sağ olsun hükümetimizde Boğaziçi Köprüsü, benim de aklımdan geçen buydu. Burayı Şehitler Köprüsü yapalım. Bir gün ilan edelim, Şehitler Günü olsun 15 Temmuz diye. Ve bunu biz de düşünüyorduk. Yaşadığımız bir bu olay. Biz evet. Bunu yaşadık. Gelecek nesillerin de ders alması yönüyle önemli bir süreçten geçiyoruz. Tabii. Bu süreçte ben milletin hepsiyle, yani dedik ya sağıyla soluyla hangi görüşü paylaşırsa paylaşsın, hangi ırktan olursa olsun imtihanı başarıyla geçtiğini düşünüyorum. Ne diyeceksiniz? Kesinlikle başarıyla geçtik. Şimdi ben yaşım itibariyle ben 60 ihtilal de gördüm. 80 ihtilal de gördüm. Ve bu da bu ihtilal değil, bu saçmalık saçma sapan bir şeydi bu. Böyle bir ihtilal de olmaz. Bu vatan hainlerinin kendilerini ele veriş şekilleriydi. Sadece bu verilirken birazcık zayiat verildi ama o da onlar için çok mutlu bir olay. Bizim için üzücü ama önemli olan bu tarihten itibaren Türkiye içindeki mikropları temizleme. İşte orada dikkatli olmak gerekiyor. Siz efendim yapmış olduğunuz bir açıklamada bundan sonra devletimizin, milletimizin demokrasinin ve milli iradenin yanında olmaya devam edeceğiz. Büyük Türk milletine geçmiş olsun temennisinde bulundunuz. Bizzat pardon, bir şey, biz zaten aile olarak babamızdan aldığımız terbiye, biz daima ülül emre itaat farzdır bizde. Devletin başı kimse ona itaat etmek mecburiyetindeyiz. Hep dini terbiye olarak bize telkin edilen buydu. Şimdiye kadar hep milletimizin, vatanın, devletin yanında olduk. Ve olmaya da devam edeceğiz. Bunu kim ne gelirse gelsin, bütün dünya da gelsin bizim bu şeyimizi değiştiremez. Benim bayrak sevgimin ne olduğunu herkes çok iyi bilir. Yani bir bayrak için hiç gözümü kırpmadan canımı vereceğimi de bilir. O gece vatandaş Necat Güllü olarak sormak istiyorum. İş dünyasında olun olmayın, herkesin bir kere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğiyle tabii yer aldığını biliyoruz. Hissiyat ne yöndeydi? Şimdi ben tesadüf eseri Ankara'daydım. Ankara'daki iş yerlerimizin oradaydım. Ve benim de evim o özel harekatın bombalandığı yere çok yakındı. Ben ömrümde böyle bir bomba sesi duymadım. Düşünüyorum ben bu bom, böyle bir acayip bir ses. Uçaklar geçiyor, atom bombası mı atıldı, ne oldu diyorum ya, bir şeyim var. Bana diyorlar ki, kızım telefon, baba ihtilal olmuş, ne yapıyorsun? Kızım dedim, sen kafayı mı yedin? Bu saatte çay içmeye mi gidiyor bunlar? Tabii bombadan önce. Çay içmeye mi gidiyorlar Boğaz Köprüsü'ne? Bu saatte ihtilal mi olur? İşte Allah şaşıracak ya, şaşırtacak ya bunları. Rahatı her şeyde. Ondan dolayı mesela böyle bir hengame yaşadım. Ben evde yalnızım, dışarı çıkıyorum. Kimse yok bizim oralarda. Herkes kaçmış. Bindim arabaya gittim. Yolu çevirdiler. Dedi nereye gidiyorsun? Dedim ya nereye var? Meclis. Bir yere gitmem lazım. Ben duramam. Ondan sonra bırakmadılar. Polisler çevirdiler bizi. Çünkü bizim orası devamlı. Ya izli mermiler bilmem neler. Acayip bir bombalama şeyi vardı. Yani sanki zannediyoruz ki Türkiye'yi başka bir ülke istila etmiş. Nasıl olur? Ben hala daha bugün olmuş. Bakın ellerim tutuyor. Hala o kendi askerimizin bizim kendi insanımıza nasıl kurşun sıkar?